Merhabalar, hoş geldiniz Kamil Bey. Osman Hoş Bey, hoş buldum geldiniz. Mesut. Hoş buldum Mesut. Yani aslında bu iki programda ben ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'na konuşmak isterdim. Ama Urfa'nın gündemi malum. Ağır bir deprem yaşadık. Son olarak da sel felaketini yaşadık. Evet. Evet, dün başladı. Geçmiş olsun. Vefat eden hemşehrilerimiz var. Onlara evet. Da Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanların başları sağ olsun. Deprem felaketini yaşadık, sel felaketini yaşadık Urfa'da. Evet. Kamil Bey, ne diyor bize deprem ve sel felaketi? Şehircilik anlamında, belediyecilik anlamında Urfa bunlara hazır mıydı? Halimiz nedir? Tabii, kısa bir değerlendirme yaparsanız. Tabii. Şimdi esas, şimdi Urfa deprem bölgesi de 3. derecede, yani bazı uzmanlara göre, Urfa 4. derece, 3. derece deprem bölgesinde. Urfa deprem bölgesi olmadığından dolayı biz de bugüne kadar ciddi bir deprem görmedik. Devamlı sarsıntı, diğer illerde olan depremlerin sarsıntılarını hissettik. Genellikle işte Bozova'da, bir de Hilvan'da, Uluyazı, Bozova'da kısa devamlı, mesela diyelim ki haber takibi yaptığımız dönemlerde işte 3.2, 2.1 vesaire bir küçük depremler olurdu. Ancak buna depremden dolayı deprem dememizden ziyade büyük bir felaket. 7.7 artında 7.6, daha sonra Hatay'da 6.4, daha sonra 5.8 gibi büyük bir deprem oldu ve yani bu deprem belki dünyada böyle bir coğrafyayı etkileyen büyük bir deprem yok. Osmanlı da onu söyledi. Dünyada görmemiş bir deprem dedi. Bin yılın depremi dedi. Şimdi, ve peş peşe 3 tane deprem işte, onu yaşadık. Şimdi yıkma. Bazı tarihçiler Anadolu coğrafyasında 500 yıl önce böyle bir depremin olduğundan bahsediyorlar. Şimdi tabii binalarından ziyade bu büyük deprem ve bu depreme müdahale ile ilgili sıkıntılarından kısa olarak bahsedeyim ben sana. Şimdi deprem gerçekten büyük. 11 yıl, yaklaşık 130 civarında ilçe. Urfa'dan Adana'ya, Hatay'dan Malatya'ya kadar. Yaklaşık belki çok geniş bir alan. 15-16 bin civarında mezra yerleşim yeri, yani mezra köy vesaire gibi kapsıyor. Yani bu gibi bir depreme dünyanın hiçbir ülkesinin aynı anda müdahale edip 24 saat içerisinde kurtarıcıları, ekipleri yetiştirmesi mümkün değil. Şimdi depremde ilk önce bir yeri deprem geldiği zaman, şimdi biz Urfa'yı diyelim. Evet. Urfa'ya deprem, Urfa'da bir deprem merkezi Urfa olan bir deprem olduğu takdirde veya Hatay, Antep'i düşündüğümüz zaman Urfa'da bir deprem olduğu takdirde diğer illerde olmasın, Urfa ve ilçelerinde olduğu düşünün. En yakın yardım nereden gelir? Çevreyle, komşulardan gelir. Komşulardan. Antep'ten gelir, Mardin'den gelir, Diyarbakır'dan gelir, Kilis'ten gelir. Şimdi Hatay'da bir deprem, Hatay'daki depremi düşünelim olduğumuz zaman. Nereden gelir? Adana'dan gelir. Antep'ten gelir, Maraş'tan gelir. Maraş'ta bir deprem olduğu zaman yine civar illerde. Evet. Şimdi öyle bir kötü bir durum oldu ki deprem olan civar illerinde de deprem oldu. Herkes kendi derdine düştü. Şimdi tabii herkes kendi imkanlarını seferber etmeye başladı. Bu da yetmedi. Tabii dışarıdan, diğer illerden, Anadolu'nun diğer coğrafyalarından yardımın gelmesi, toparlanması, sabah 4'te oldu. Toparlanması, gelmesi, nakliyesi, havalanı, diyelim ki havalanına da zarar gördü. Karayolları zarar gördü. Bunların gelmesi tabii yani 24 saat, 36 saat bulması normaldir. Ama yerel güçler, savunma ekipleri, AFAD ekipleri mümkün olduğu kadar yetiştirir. Ama Türkiye bu depremin büyüklüğünü gördüğünden dolayı ilk defa, daha önce de İzmir'de de oldu, değişik bölgelerde de oldu, hiç uluslararası yardım çağrısı yapmadı. Yani müdahale anlamında ben, biz mesela Urfa'da yaşadık. Evet. Yani bizzat yaşadık. Evimizin yanında mesela oldu, şerit apartmanı çöktü, evet. Enkazı. Yani ben gittim, arkadaşlarım mesela gittik yani enkazın başında.
müdahale edecek insanlarımız vardı, askerimiz de vardı, polisimiz de vardı, zabıtamız da vardı, mahalle bekçisi de vardı, Kızılay'ımız vardı, bütün yani şey, sivil toplum örgütlerinin kurtarma ekipleri enkazın başındaydı. İlk anda UFO için yani müdahalede bir şey yok, sıkıntı yok yani öyle. Ama Hatay'da, işte, Maraş'ta, Adıyaman'da, şimdi deprem geldiği zaman sadece şey yapıyor, sivil insana vurmuyor. Yani sadece şey, yani depremize dediğimiz zaman yani askeri de vurdu yani. Tabii. Yani Maraş'ta orada şeyde olan askerimiz var, polisimizi vurdu, polisimiz, yani polisimiz de şimdi şeyde oluyor, belediyeyi vuruyor, kurtarmayı, arama kurtarma yapacak mesela ekipler de ona da vuruyor, ona da şeyde oluyor, ona da depremize de oluyorlar. O anlamda dışarıdan bir şeye yani yardıma ihtiyaç duyuyor. Tabii. Oradaki insanlar. Uluslararası yardım yaklaşık 100 yıl. Ki yani hükümet de hemen ilk saatlerde yani öyle uluslararası yardım çağrısına bulundu. Tabii. Ve dünyanın 100 ülkesinden de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ekipler Türkiye'ye geldi yani. Geldiler tabii geldiler. Yani onayla getiren yani yine şeydi. Tabii yani şimdi devlet de. AFAD'dı, devletti. Devlet tüm imkanlarını karşıladı ama afetin büyüklüğünü düşündüğü zaman yani bunda yapacak bir şey yok yani şimdi. Tabii ki ilk 36 eksik saat, ilk 48 saat çok önemli. Evet. İlk 48 saat veya mesela bazen de işte belli durumlara göre 72 saat da önemli ama yurt dışı işte 24 saat içerisinde yine yurt dışından buradan vesaire gibi ekipler geldi ama alanın çok büyüklüğü. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi bir basit yani bu bir parmaktan say. Yani 17.000, 18.000 yerleşim yeri etkilenmiş, 11 ilçe ve yani 300.000, 400.000 binadan bahsediliyor. Yıkılan binalar, yani tabii Urfa'da, Diyarbakır'da, Kilisik'te fazla etkilenmedi mesela diyelim ki etkilendi de ama özellikle Adıyaman, Maraş ve Hatay tamamen etkilendi. Ana merkezleri olumlu. Yani hükümet, devlet vatandaş işbirliği gerçekten güzel bir örneğini gösterdi. Ama insan gönül isterdi ki bu kadar ölü olmasın. Olmasın. Ha, Urfa'daki yapılarla ilgili de kısa bahsedeyim. Şimdi ben Urfa'daki yapıların büyük bölümünün yıkılmamasının nedenlerinden birisi de 1989 yılında 89 ve 91 yılında o zamanki belediye döneminde iki tane mühendis vardı. Birisi benim dayımdı, rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Fen işlerine bakıyordu. Yine bir genç bir mühendis vardı. Bunun ikisi bir plan hazırlamışlar. O zaman işte tahmin ediyorum Uğur Beyazgül de bence belediye başkanı yardımcısıydı. O zaman bütün özellikle Bamya suyundaki yapılara dahi depreme dayanıklı demir kullanımı, çimento kullanımı ile ilgili bazı kriterler getirmişler. O zaman da bu getirip belediyeye şikayet etmişler. Demişler ki bu kadar Urfa deprem bölgesi mi ki bu kadar demir, çimento vesaire gibi. Ve o zamanki yapılarda büyük bölümde bu şekilde gitmiş yani diyelim ki. Tabii. Ta ki yapı denetim gelene kadar. Evet. Yapı denetim hakkı. Şimdi bu büyük depremde Urfa diğer bölgelere daha rağmen daha riskli. Neden riskli? Çünkü belediyelerin tarım alanına bina ruhsatı vermemesi gerekirken derelere, özellikle dere kenarlarına ruhsat vermişler. En son işte biliyorsunuz bir 10 sene önce Konuklu tarım alanı imara açıldı. Toprak, zemin yok. Ve buna rağmen buralarda büyük bir hasar olmaması Şanlıurfa için büyük bir şans. Şans ama. Evet. Yani orada taban suyu yükseliyor, kırmızı toprak, temeli yok, zemi yok. İleride bir tehlike. Artı tarım arazisi yani. Buna bizim geleceğimiz. Evet. İnsanlarımızın, çocuklarımızın geleceği. Şu tarım arazisi, inan ki dün bir harita mühendisleri odasından bir röportaj yaptırmıştık. Dedi ki bu deprem sonrası tarım alanları parsellenerek imara veriyor. Ruhsatsız olarak da evler yapılıyor. Bağ adı altında evler yapılıyor. Konuyu... Ve tarım da
bu da işte evet. depreme dayalı ve Urfa'daki tarım alanları da katlediliyor diye. Tabii Bey, konu çok yeni. Evet, dağıtmadan, daha verimli kullanalım diye. Aynen. Hem Osman'a bir söz hakkı verelim. Evet. Osman kardeşimize, İlker Bölgesi'nin Urfa İl Müdürü. Osman'ım, senden bir deprem ve selle ilgili kısa bir gelebilir bana bir söz. Evet, öncelikle hem depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hem de Urfa'da dün yaşanan selde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara hayırlı şifalar diliyoruz. Yakınlarına, akrabalarına sabırlar diliyoruz. Tüm Şanlıurfa'mızın başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bu şekil daha kötü olan afetler bir daha yaşamayız temennisiyle başlamak istiyorum. Elbette Kamil Hocam'ın da bahsettiği gibi gerçekten yüzyılın felaketi olarak adlandırılan bir büyük afetle karşı karşıya kaldık. Ve iki tane belki yani şeyle beraber hesaplarsak eğer selin de gelmesiyle beraber aslında ard arda daha Şanlıurfa gibi bir ilimiz veya sonuçta Adıyaman'da vardı, içinde Malatya'da var. Daha depremin yaraları sarılmamışken maalesef bugün sessel gibi büyük bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bu gerçekten acı bir tablo önümüze çıkardı. Şu anda onunla ilgili ciddi sıkıntılar var, sorunlar var. Bunları belki gidermeye çalışılıyor birçok açıdan. Hani bunların belki sonuçlarını konuşmak hani ne kadar doğru olur ya da ne kadar çözüme katkı sunar bilmiyoruz. Elbette ciddi anlamda hasar bıraktı. Ciddi anlamda bunları konuşabiliriz ama yanlışlarımızı, eksiklerimizi görme anlamında bu anlamda, evet. Bir fırsat bize vermedi mi? Evet. Bu depremle sel felaketinden sonra artık kendini oturup biraz düşünmemiz gerekmiyor mu? Evet, aynen. Başta belediyecilerimizin, yani şehrin yöneticilerinin, idarecilerinin bu işlerin şakası yok. Bu işleri biraz daha ciddiye almamız gerekiyor. Bina yaparken, binanın yerini seçerken, şehrin planlamasını yaparken Kamil Bey kısmına giriş yaptı. Örnekler de verdi. Güzel örnekler verdi. Mesela Bilecik anlamında işte iki personel işleri. Evet. Yani öngörüsü ya da meslekten geleni yapması o kadar can kurtardı, insan kurtardı. Rahmet anıyoruz o insanları. Ama ortada bir sürü yanlış var. Yani yıkımın boyutlarının artması anlamında. Yani bir sürü yanlış var. O yanlışlarımızı görme anlamında da bir fırsat olmalı. Evet, işte tam da belki onu konuşmamız gerekiyor. Yani her gelen felaket aslında insana ders de veriyor. Nasıl ki insan birey olarak yani diyelim ki hayat içerisinde yaşadığı olumsuz mesele karşısında bir kemalete eriyorsa, tecrübe kazanıyorsa toplumlar da aynı şekilde yaşamış oldukları musibetlerden, sıkıntılardan artık doğa olayları gibi afetlerden dolayı derslerini çıkararak toplum olarak daha tecrübeli, daha kabiliyetli bir hale gelebilirler. Eğer bunu yaparlarsa, yani eğer bugün özellikle mesela bugün halk olarak belki bizim de ciddi sorumluluklarımız var bu olayla karşısında ama en büyük sorumluluk elbette bizi yöneten insanlara düşüyor. O insanlar buradan ders çıkarmaları gerekiyor. Ama işte o insanlara bakıyoruz. Yani sen yaptın, ben yaptım, sen daha fazla yaptın, ben daha az yaptım diye böyle yani yapılması gereken dışında bir şey yani iş yapıyor, tartışma yapıyor, boş bir tartışma yapıyor. Evet, bu da tabii topu taca atmak olarak nitelendiriyoruz. Bundan dolayı yani hem deprem olsun, hem sel olsun veya heyelan olabilir, yarın öbür gün dolu olabilir veya yani herhangi bir doğa olayı dediğim şey aslında sadece bugün meydana gelmiyor. Yani insanlık tarihi boyunca depremler oluşmuş, seller olmuş, benzeri bundan daha farklı doğa olayları meydana gelmiş. Bizler bunları garipsememiz lazım. Belki işte bugün demek istediğim şey şu aslında yani bugün depremi önleyemeyiz. Bugün işte selleri engelleyemeyiz ama bunlar karşısında tedbir alabilmemiz gerekiyor. Tedbir almalıyız ve doğayla barışık bir halde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani insanoğlu bugün yeryüzünün halifesi olarak diyoruz ama aslında emanetçisi olarak gönderilmiş. Doğayla savaşmak, fıtratla savaşmak hiçbir zaman insanlığı bir yere götürmemiştir. Yani bugün modern insan dediğimiz Fransız İhtilali'nden sonra kurulan yani küresel sistem içerisinde yer alan ve bundan etkilenen ki İslam coğrafyası da bunun içerisinde maalesef yani insanın daha iyi bir hayat yaşama adına belki daha fazla tüketme adına maalesef bugün doğayla savaştığını görebiliyoruz. Tabiatla savaştığını görebiliyoruz. Yani içerisinde kömür çıkarılan dağlardan tutun da içerisinde işte Mucur Adası'nın daha iyi binalar inşa etmek için içeri oyulan dağlardan tutun da yarılan yollardan tutun. Bu işte yer altındaki doğal gazan artık insanoğlunun hemen hemen tabiatta müdahale etmediği herhangi bir kalan kalmamış.
Bu anlamda tabiatında elbette bize bir cevap olacak. Çünkü bunun bir düzeni var ve sen o düzene müdahale ettiğin zaman elbette bu düzen bozulduğunda işte bugün kuraklıktan bahsedebiliyoruz. İşte bugün yağmurların düzeninin yağmadığından bahsedebiliyoruz. Mevsimlerin değişmesinden bahsedebiliyoruz. İşte küresel ısınmadan bahsedebiliyoruz. Bununla birlikte işte bugün son olarak işte depremleri görebiliyoruz. Yağmurların eskisine oranla çok dengesiz yağmasını görebiliyoruz. Bu anlamda insanoğlunun tabiatla barışık yaşaması gerekiyor. Tabiatla uyumlu bir şekilde yaşaması gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman aslında insan, çünkü bu tabiatın içerisinde yaşıyoruz. Yani bugün tabiata yaptığımız müdahaleler, yaptığımız yanlış müdahaleler aslında insanoğlunun kendi bildiği dalı kesmesi anlamına geliyor. Bu birinci bölüm. İkincisi şehirleşme anlamında. Yani bugün şehir kurmak, medeni bir medeniyet kurmak, yani medine kurabilmek aslında başlı başına önemli bir olgudur. Yani bu anlamda belki modern insan, özellikle Türkiye açısından belki değerlendirecek olursak 1950'den sonra ciddi bir şehirleşme dediğimiz, yani köyden, kırsaldan kente doğru ciddi anlamda bir göç meydana geldi. Belki bu göçün içerisinde bilinçli olarak da insanlar göç getirildi. Fakat maalesef planlı programsız bir göçün karşımıza çıkardığı çarpık bir kentleşme, projesiz bir kentleşme. Herkesin kendi imkanlarınca kendine göre sokakları, caddeleri, yapının kendisini belirlediği bir şey olarak önümüze çıktı. Bugün Şanlıurfa'da sel konusunu konuşurken belki üzerinde en çok durmamız gereken mesele şudur. Bugün Şanlıurfa'nın merkezi olarak Halile Belediyesi, özellikle belki Eyüben'in bir bölgesi, yani bu avucumuzun içi gibi bir aslında ayası gibi, yani böyle şekilde çukur gibi. Mesela bugün biz diyoruz ki Cavsak Deresi'nden bahsediyoruz. Evet. Biz bugün Karakoyun Deresi'nden bahsediyoruz. Paşa bugün Deresi. İşte Paşabağ Mancı Deresi'nden bahsediyoruz. Sırın Deresi'nden bahsediyoruz. Şimdi bu dereler ne demektir? Dereler belki bizim yani dere deyince aklımıza, belki insanların aklına Karadeniz gelebiliyor. Bu kadar keskin derelerimiz yok ama sonuçta kuş bakışı ufa baktığımız zaman bu derim ki yüksek olan yerlerden aşırı yakışı nereye gidecek? Bu derelere doğru. Hani derede, su akaryatağını bulur derler ya. Tahliye kanalları yani. Aynen. Şehrin tahliye kanalları. Aynen. Bu anlamda işte biz bunu göz önüne alınmadan yapılan bir şehirleşme, su akaryatağını bulur, sen onun önüne geçemezsin. Bununla birlikte betonlaşma dediğimiz, yani suyun yer altına çekilmesini sağlayan kanalların hepsinin kapatılması, her tarafın betonlaştırılması, asfaltlaştırılması, istemez suyun tahliye kanallarını kapatıyoruz. Aslında doğal olarak tahliye kanallarını kapatıyoruz. Su nereye gidecek? Kendine bir yeri arayacak, ya benim evim içinden geçecek, ya o yolun altını delecek, ya bir yerlerde su, bu su gelip bir yerlere akması, tahliye olması gerekiyor. Bu fıtrati böyle, fıtri olarak böyledir. Osman, biz bunu söyledik yani, sorduk. Yani yerel basınına olarak yani zaman zaman hatırlattık. Evet. Kamil Bey de yani yanımızda. Hep yazıyoruz haber köşe yazılarımızda, manşetlerimizde, haberlerimizde. Bu konuyu dikkate sunuyoruz. Tarım arazileri imar açılmasın, gece konulaşmanın önüne alınsın, planlı bir şehirleşme olsun diye. En son abi de köprülü kavşağı yapıyorken, ben bugün gibi hatırlıyorum o zaman ki Sayın Belediye Başkanımız proje yapıyordu. Şunu sorduk ve yazdık, manşette de duruyor, köşe yazılarında duruyor. Aşağıya açıp baktığımız zaman, yani Cavsak Deresi ne olacak dedik yani, tamam oraya bir proje yapıyorsunuz, onu dikkate aldınız mı yani? Bir tarafta o zamanki İmpaş'ın binası, şimdiki köprü kapsak dedi. Ben bir ucuba olarak görüyorum orayı. Sen o binayı bir ucuba olarak. Zeynel Bey'in yaptırdım diyorsun. Yok, önceki mi? Önceki. 10-15 yıl önce o projeyi yapılırken. 11 yıl önce, evet. Cavsak Deresi'nin alttan içeriden bir metre çapında işte bir şeyler. Yani borulara bypass ediyorlar. Yani deri, yani bu bin yılda yapılıyor, bin yılda oluşuyor, on binlerce yılda, yüz binlerce, milyonlarca yılda oluşan şeyler bunları yapılar. Yani Urfa'nın ortasından geçiyor. Söylenedi bunlar. İşte 10 tane insanımıza mezar oldu. Kurban verdik dedik. Yani Cavsak Deresi'ne kurban verdik. Çalmıştık orayı. Onun üzerine bir şey yaptık işte. Köprülü kavşağı yaptık. Alttan yani bir boruyla dereyi akıtmaya kalktık. Alay ettik. Yani onda mimarı var, mühendisi var, okul insanı var, işte. Yetkilileri var yanıyordu. Bugün dalgeçin üzerinden yanıyordu. İşte askerlerin içerisinden, ondan sonra bucak petrolün yanından. Aynen. O giren sular oradan geldi. Cavsak Deresi'nin taşan sularıydı. Evet. Geldi. Aynen. Oradaki insanlarımız orada bir ölüm kapana dönüştü dalgeç. 10 tane insan gitti. İşte bu anlamda yani bir milat olmalı. Yerel basın bu anlamda biz elimizden geldiği kadar uyarıcı olduk, yol gösterici olmaya çalıştık. Ama gözünü kapatan, kulağını tıkayan ilacıların bu anlamda da terörlerden daha ziyade yani aklı başındaki sorumlu insanlara kulak vermesi gerekiyor.
gözünün o tarafa dönmesi gerekiyor. Afet döneminde gördüğümüz en büyük tehlikelerden bir tanesi. Yani bugün de yaşadık. İşte Vali Bey'in ismiyle sahte bir hesap açılmış. Vali Salih Ayhan diyor ki işte Atatürk Barajı yok şey. Selden dolayı yani tsunami geliyor, patlama oluyor, şu oluyor denildi. Aynı şekilde Hatay'da biz gördük. İşte Hatay'da da baraj patladı. Evet. Geliyor denildi. Yok Suriye'de silahlandı, köylere basıyorlar, evlere basıyorlar. Evet, baraj patladı diye. Evet. Asparagus haberler, evet. Yalan haberler, dezenformasyon. Hı. Yani Kamil Bey, bunları kim yapar, niye yapar? Bunlara karşı önlem olarak, önlem anlamında ne yapılmalı? Ya tabii... Amacı ne? Bir defa bu dezenformasyon amacı nedir? Bu kara propagandanın amacı nedir? Özellikle o çalışmalar, yani arama kurtarma çalışmalarını, evet. Yani ona engel diyor, halkı paniğe sevk ediyor. Bunu çıkaranların, yapanların kim yapar bunu ve amaçları nedir? Bunlara karşı ne yapabilir? Tabii şimdi hükümet dezenformasyon yasasını çıkardı. Şimdi kanun çıkarmak çok önemli değil. Uygulamak. Uygulamak bu önemli. Şimdi bugün sosyal medyanın ipleri kimlerin elinde? Amerika'nın elinde. Maalesef. Twitter'ı, Facebook'u, YouTube'u vesaire gibi Türkiye. Amerika'nın da, TikTok'ta, Çin'in elinde. Şimdi tabii daha önce Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı. Tabii itibar şey görmedi, rağbet görmedi. Yani bu sosyal medyada TC numarasıyla, hesap açan TC numarasıyla açsın. Şimdi troll hesaplar, şimdi bu Elon Musk da geldi, bir sürü hesabın sahte olduğundan bahsetti, mükerrer olduğundan bahsetti. Ama yani şimdi bir önlem aldı mı almadı. Almadı. Şu an Türkiye'de bir gazete, bir yanlış dezenformasyon ve bir internet sitesi yaptığı zaman yeri, mekanı, telefonu belde. Hemen basın savcısı çağırıyor, karakola çağırıyorlar. Alıp soruşturmasını açabiliyor. Ama işte bu hesaplar kontrolsüz güç değil zaten. Kontrolsüz. Amaç nedir? Ya da Türkiye düşmanlık yapanların, Türkiye'nin hesabına onların kontrolü olan hesaplar. Şimdi olay ya Türkiye ya 2015 yılından sonra yani bir nevi tam bağımsızlığa giden bir sürece girdi. Bunu sevelim, sevmeyelim. AK Parti'yi, MHP'yi, Büyük Birliği sevme. Daha önceki uygulamalarında böyle bir olay yoktu ama 2015'ten sonra bu FETÖ olaylarının temizlemesinden sonra FETÖ'cülerin askeriyeden, ondan sonra diyelim ki istihbarattan, emniyetten büyük oranda temizlenmesinden sonra Türkiye hem dış politikada hem iç politikada bir millileşme hareketine girdi. Bağımsız Türkiye ilk defa Atatürk döneminden başlayan bağımsız Türkiye sonra da ara verilen süreçte yerli, milli kelimeler bağımsızlığa giren bir yola girdi. Bunun neticesi ne oldu? Biraz önce program öncesinde dedim ya Libya'yı konuşacağız, Suriye'yi, Irak'ı vesaire gibi. Ne oldu? Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktı. Amerika'ya rağmen. Türkiye ne oldu? Suriye'nin kuzeyinde yapmacık bir devleti engelledi. Orada Amerika'ya karşı mücadelesini verdi. Yani ben orada bir YPG, PKK'ya demiyorum. İkinci, Amerika'ya diyorum. İkinci İsrail diyorum. Amerika'ya karşı mücadelesini verdi ve planını da Akdeniz'e açılma planını da bertaraf etti. Halen de vermeye devam ediyor. Evet. Kuşatmaya devam ediyor. Libya'da Türkiye'nin dostu olan mesela Libya'yı devirdiler diyelim ki ikiye böldüler ve en son ve Milli Mütabakat hükümetini bile devirmeye kalktılar. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, Rusya, Fransa, bütün Batı ülkelerine karşı tek başına Libya hükümetini destekleyerek oranın muhafazasını sağladı. Bu Türkiye'nin bir gücü, bağımsızlık gücü. Sevindirici bir gücü. Evet. Azerbaycan'ın işgal edilen 1 milyon Azerbaycan Türkünün, Azerbaycan Türkünün muhacir olarak yaşadığı
bölgelerde mevcut toprakları işgalden yetinmeyen Azerbaycan'ın topraklarından yetinmeyen Ermenistan ikinci bir Türkiye'ye gelen boru hattının bölgesine saldırılar başlattı. Yine Türkiye'nin desteğiyle yani 33 yıllık ve dünyanın hiçbir o askeri otoriterlerinin burayı tekrar elde etmenin milyonlarca insanın kaybıyla ancak elde edilebileceğini belirtiler. Büyük bir hat. Bir şuna biliyorum mesela Ermenistan, Ermenistan değil yani Ermenistan Rusya demekti, Ermenistan Amerika demekti, Ermenistan aynen, Fransa demekti, Amerika demek. Bugün de öyle, bugün de öyle. Ermenistan bütçesi bizim Urfa'nın bütçesi kadar. Yunanistan, Yunanistan değil, Yunanistan tabii, tabii. Batı demek, Amerika demek, bütçesi Rusya kadar, demek. Bütçesi kadar bir yer.